Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Terlemişsin. Siz nasılsınız? Terlemişsin. İki gözüm benim, kıyamam. Terlemeden olmuyor ya. Arif benim ismim. Arif'cim lütfen. Buradan geçiyorduk. Beygir'i park ettik, ayıptır söylemesi, aşağı bir yere. Tamam. Ondan sonra seni burada çalışırken görünce geldik. Bunlar keçe, yanılmıyorum değil mi? Evet. Boyanmış yün parçalarıyla keçe motifini oluşturuyoruz. Kök boyalı oluyor, kimyasal boyalı oluyor. Değişik değişik motifler yapıyoruz. Bunları sen nasıl akıl ettin? Bir yerden mi gördün? Kimden öğrendin? Şöyle anlatayım. İnternet sitemiz var bizim. Orada müşteri... İnternet sitesi olan keçeci. Bir de derler ki keçeci eski ustalardır. Ne bileyim artık unutulmaya yüz tutmuştur. Keçecilik ölmüştür. Evet. Yaş kaç Arif? Yaş 35. Maşallah. Gene benden küçüksün ama bu yaşta, genç yaşta böyle şeyler yapıyorsun. Nereden aklına geldi keçecilik? Dede mesleği bizim. Babam da keçeciydi. Dedem de keçeciydi. İnşallah 3 yaşında ilk keçesini yaptı bir oğlum var. Şimdi 7 yaşında o da keçeci olacak. Allah öğrenci bağışlasın. İnşallah. Amin cümlemizinkini. Ama keçeciliği yapar yapmaz bilmiyorum. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz. Yaz tatillerinde bizim ensemizden tuttular, çalıştırdılar. Zor zoruna hem de yani biraz. Pek istemezdik tabii herkes gezer tozarken çalışmak. Ama iyi ki çalıştırmışlar, okuduk. Karadeniz Teknik İşletmeyi bitirdim ben. Üniversite mezunu evet. Keçeci. Aynen öyle diyorlar hep zaten. Ama şükür yani benim hiçbir şikayetim yok. Okul bittikten sonra o çalıştırmış olmaları sayesinde gelip mesleğimize devam ettik. Allah'a şükür Topkapı Sarayı'nda bir sergimiz oldu. Af buyur. Topkapı Sarayı'nda bir sergimiz oldu. Anadolu'daki 2-3 ustamızla birlikte. Neydi adı? Felt It Again diye. Felt It Again. Evet. O şekilde. Neydi o? Geçmişi hatırlayın gibi bir şey mi? Tekrar keçeye dönüş gibi. Bu güzel bir şey. British Museum'da Londra'da keçelerimiz var. Kendi ismimizde sergileniyor. Aynı ekip götürdü gene. Oraya Arifçiğim sen de saraydan çıkmıyorsun be güzelim be. Oho Arif'ime bak benim be. Tabii terleyeceksin. Buckingham'lara git, Topkapı Saraylarına git. Seni yakında Kremlin'de falan da görürüz inşallah. İnşallah. Sen keçi anlamında yurdumuzu temsil ediyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu bizim işimiz zaten. Ben hep bunu her yerde söylüyorum. En iyi biz yaparız bunu. Artık şu da var tabii, rakiplerimiz yok mu? İrlandalı kadın keçeciler var, Hollandalı kadın keçeciler var. Amerikalılar, İngilizler. Dünyanın her tarafından keçeye müthiş bir ilgi alaka var. Kardeş onlar nereden öğrenmiş? Onlar kimisi Anadolu'dan öğrenmiş %90'ı. Orta Asya'ya gidiyorlar. Oradan öğreniyorlar. O şekilde ve ellerinde yapıyorlar. Yani bizim eyvah an... keçecilik elden gidiyor. Evet. Dayanamayacağım, öpeceğim. Geleneklerin dışında mesela terliklerimiz var dışarıda, çantalarımız var. En son şöyle şallar yaptık. Şal mı bu? Şallar yaptık. Keçeden şal. Evet, keçeden şal. Hanımlara yönelik. Şöyle açarsak çok hoş. Yeni Zelanda yününden. Güzel oldu bunlar. Evin içine girecek artık keçe bu sayede. Ya Arif yani. Bu keçe rahat mi bu? Evet. Tamamen keçe sistemiyle yapılmış. Ama yünü çok kaliteli. O sayede kullanılabiliyor. Çamaşır makinesinde yıkadım ben bunları. Hiçbir problem yok yani. O zaman keçi artık hanımların aksesuarı olacak inşallah. Oluyor. Takı yapıyorlar keçeden. Küpeler yapıyorlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Hanım eli değdiğinde tabii daha da farklılaşıyor iş. Bizden ancak bu kadar oluyor açıkçası. Abiler bizi bir şeye benzetemiyor haklı olarak. Biz hakikaten bir şeye de benzemiyoruz zaten keçecilik manasında. Yani şu nedir ki o kadar emek çekilip su geçmeyen hatta kurşun geçmeyen kepenekler yapılmış zamanında. Yani onun yanında bu nedir veya şu yelek nedir ki diyorlar haklı olarak. Ama bizim de marifetimiz bu yani. Adımız Sıdır, elimizden gelen budur diyoruz. O kadar yani. Senin elinden bayağı bir şey geliyor iki gözü. Peki biz kafamızdan bir motif uydurabilir miyiz şimdi? Tabii ne demek ya, ben size şey vereyim. Vallahi elinle koparıyorsun. Tabii. Bu mudur yani? Evet budur. Atıyorum şuraya koyuyorsun. Tabii kesinlikle. Şuraya koyuyorsun. Evet. Canın nereye isterse oraya koyuyorsun. Aynen öyle. Hangi şekil isterse oraya koyuyorsun. Evet. Hasıra gelen kısmı yüzü oluyor. Şu an biraz önce gördüğümüz yüzü bir daha göremiyoruz. Ta ki bu çıkana kadar. Evet. Bunu yün kapatıyor. Bu yüzünü yün kapatıyor. Şu an tersini görüyoruz evet, biz. Yani. Evet. Tersten yapıyoruz. Evet, siz daha güzel anlattınız. Evet, tersini görüyoruz. Bu aşamada da bir tabaka haline getirdiğimiz keçeyi sabunlu su vererek
boyundan, eninden dürüp bu şekilde rulo haline dürerek sadece keçe olarak hasır zeminden çıkmış, dikkat ederseniz. Sadece keçe olarak bir tabaka var burada. Bunu küçülmesini sağlıyoruz. Keçenin ömrü ne kadardır? Keçeyi 10 yıl rahatlıkla bizim garantimizde, en ufak bir problem olduğunda geri alıyoruz. Tekrar yapıyoruz ama şükür böyle bir şey pek başımıza gelmedi. Vallahi çok güzel. Özellikle Arif Usta'nın yaptığı keçeler birer sanat eseri kıymetinde. Tire'ye yolunuz düşerse çarşıda Arif Usta'yı sorsanız, kime sorsanız gösterir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.